Evet arkadaşlar, egzozu çalınan bir araç. Toyota Prius 2007 model. Buradan sökmüş katalitik konvertayı. Şeyi kesmiş, oksijen sensörü buradan. Burayı da jet taşıyla kesmiş. İki vida zaten burası. Katalitik konvertayı almış gitmiş. 2 dakika sürmeden söküyorlar bunu zaten. Genellikle Toyota Prius, Avensis, Honda bunların çalıyorlar. Bunların içinde platinyum, titanyum oranı fazlaymış. O yüzden çalıyorlar bunları. Orijinal olanları çalıyorlar. Orijinal değilse çalmıyorlar. Ya da koruyucu varsa çalamıyorlar. Ama yan sanayiyi çalmıyorlar. Aftermarket taktığın zaman yan sanayi o para etmiyor. O yüzden çalmıyorlar. Biz de buna yan sanayi takacağız. Bir oksijen sensörü, bir de yan sanayi katalitik konverter. O yüzden dikkat edin. Eğer Toyota'nız ve Honda'nız varsa dikkatli olun, çalınabilir. Evet arkadaşlar, katalitik konvertamızı ve orta susturucuyu değiştirdik. Bir tek oksijen sensörümüz kaldı. Onu da takacağız. Ondan sonra motor lambamızı da söndüreceğiz. Arkadaşlar, geçen müşterimizin birinin Honda Jazz evinin önünde çalarken adam çıkmış dışarı. 4 kişi ellerinde demir adamı kovalamışlar. Zavallı arabayı da bırakmış, kaçmış. Öyle de bir durum var. Polis de bir şey yapmıyor. Sigortaya git al diyor. Maalesef İngiltere'nin hastalığı bu. Şimdiye kadar en az çalmadılarsa bizim 50-60 tane müşterimizin çaldılar. Yani düşün, İngiltere genelinde kaç arabayı çaldıklar mı? Evet, oksijen sensörünü de taktık. Ama iç tarafta şu taban halısını kaldırmanız lazım. Bağlantıya ulaşmanız için. Tabadansının altında fişin bağlantısı. Onu daha takmadık. Onu taktıktan sonra motor lambasını da söndüreceğiz. Aracımız hazır. Evet, taban halısını da söktük. Bu yan plastiği. Şu ayağınızı koyduğunuz pedalın yanındaki boşluğu. Gördüğünüz gibi kablo buradan çıkıyor. Ucu da burada. Bu kadar. Burada da yeri var sensörün. Bunu bağlarsınız. O kadar. Bundan sonra geri halıyı yerine koyarsınız. Evet, halıyı da yerine koyduk. Kapattık. Şimdi arızayı okuyup motor lambasını sileceğiz. Evet. Oksijen sensörüyle ilgili dünya kadar arıza var. Clean the memory'ye basıyoruz. Evet, motor lambası söndü. Dediğiniz gibi arıza da yok. Şimdi tekrar çalıştırıyoruz. Tamamdır. Bu kadar. Eğer videomuzu beğendiyseniz, abone olursanız teşekkür ederiz.